Nihayet tırımıza kavuştuk. Şu anda Freightliner'ın dealer'ındayız. Kansas City'de. Evet, gördüğünüz iki araç. Biri arkadaşın firmasının, biri öndeki de şu andaki benim aracım. Elhamdülillah geç oldu ama nihayet kavuştuk. Rabbim inşallah kazasız belasız kullanmayı nasip. Bismillahirrahmanirrahim. Kağıtları ben koymuştum. Evet, anahtarı üzerinde dedi. Evet. Tabii şimdi yeni sıfır olduğu için her şey güzel gözüküyor ama sonrasında ne olur? Ben temizim de genelde ama inşallah hayırlısıyla arkadaşlar bir 5-6 yıl kullanırsak sıkıntı yok. Evet, maalesef ben de kabloyu getirmemiştim. Navigation'ı koyduğum zaman camın önüne burada şeyi yok. USB girişi yok. Volvo'larda var. Şurada bir tane sadece çakmaklık var ve buradan alıyorsunuz her şeyi. Bu çok büyük bir sıkıntı. Ama bir hafta idare edeceğim artık. Eve gidince tekrardan her şeyi kuracağız. Arkadaşlar çok büyük farklılık yok, yani çok büyük değil, hiçbir farklılık yok. Diğer bindiğimiz, yani 2020-2021 aynı, yani Freightliner her zaman aynı. Basic diyorlar yani, böyle genel, yani bir özellik koymuyorlar. Burada yatağı, üstteki yatak. Maalesef bir dolap koymuşlar buraya ısıtıcı koyabilmek için. Burada da yine buzdolabı galiba, evet. Yani burada da elbise yerleştirmek için. Benim tek sevindiğim arkadaşlar, artık eşyalarımı bir araçtan bir araca indir, öbür araca indir, eve getir götür olayı olmayacak. Burası benim evim gibi olacak. O yüzden tek sevincim o. Buralarda da bir şeyler var. Evet. Arabada normal prizle çalıştıracağınız laptop gibi, ne bileyim, herhangi bir şey. Onun için bir priz yeri yok. Onu ayrıca koyacağız. Ayrıca yaptıracağız. Evet. Arkadaşlar işim çok. Üzerlerine sticker yapıştıracağım, diğer aracı stop bırakacağım, ona da yapıştıracağım falan. Biraz hazırlık süreci bir 3-4 saate bulabilir yani. Evet, uzun zamandır video yapmıyorduk. Uzun zaman sonra bu videomuz da böyle kendi aracımıza nasip oldu. Hayırlısıyla inşallah işe başlarız. Bugün başlamayı düşünüyoruz. Artık
iş ne zaman bulunursa, ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, yollarda da görüşür müyüz bilmiyorum. Görüşmek üzere diyeyim ben yine. Allah'a emanet olunuz. Şimdilik hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.